Cabir İbni Semure Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mehtaplı bir gecede güzel elbiseler içerisinde gördüm diyor. Şöyle bir aya baktım, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Dedim ki acaba hangisi daha parlak? Vallahi Allah Resulü'nün yüzü aydan daha parlaktı diyor. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirane, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah diyen Yaman dede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o aydan daha parlak olan yüzüne aşık gönüllerdendi. Evet, Yaman dede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar çok seviyordu ki, o kadar çok seviyordu ki, onun adı anıldığında dizlerinde derman kalmaz, gözlerinin feri sönerdi. Nitekim öğrencilerinden bir tanesi anlatıyor. Bir gün diyor Taksim'de yokuşta, baktım duvara yaslanmış, sanki hastalıktan ya da ne bileyim ağır bir kalp krizi geçirmişçesine dizlerinde derman kalmamış, perişan bir vaziyette gördüm Yaman dedeyi. Hemen yanına yaklaştım, hocam dedim, nedir, bir sıkıntınız mı var? Hayır evladım dedi, hayır bir sıkıntım yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman yadıma düşse, aklıma düşse hep böyle oluyorum. Dizlerimde derman kalmıyor, yığılıp kalıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ. وَأَعَدَّ لَهُمْ كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. مرحبا sevgili Diyanet TV izleyenleri. İftarı beklerken programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun efendim. Süleymaniye Camii'mizin hemen yanı başında yaptığımız yayınla bugün Ramazan-ı Şerif'in yine sonlarına doğru adım adım gittiğimizi belirterek sizleri son günler için tekrar uyarmış olalım. Aynı zamanda kendimizi de uyarmış olalım tabii ki. Artık itikaf günleri dedik. Bu günler çok kıymetli, çok değerli zaman dilimleri. Rabbimiz bu günleri hakkıyla değerlendirmeyi bize nasip etsin. Evet, az önce Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okuyan Numan Akbaş hocamız Fenerbahçe Camii müezziniydi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Tevbe suresi 128 ila 129, Ahzab suresi 41 ila 47. ayet-i kerimelerin arasını bizlere tilavet etti. Evet sevgili izleyenler, bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çünkü başta da hemen hissetmişsinizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinden, sevgisinden bahseden dizelerle başladık programımıza.
Evet, bugün Peygamber Efendimiz ve onun güzel ahlakından, onun manevi kişiliğinden bahsedeceğiz. Bize bırakmış olduğu düsturlardan ve insanlığa hayat veren, bütün yeryüzünü rahmet olarak kuşatan onun muhabbetinden, güzelliklerinden bahsedeceğiz. Daha güzel neden bahsedebiliriz ya da neyden bahsedebiliriz diye düşünmüyor değilim. O kadar mutluyuz ki sevgili izleyenler. Bugün inşallah çok değerli iki konuğumla bu konuyu konuşacağız ve yine her zaman olduğu gibi eserlerimiz olacak. Diyanet Radyo'dan bizi canlı olarak takip etme imkanına sahipsiniz. Lütfen Diyanet Radyo'muzu da buradaki muhabbete ortak olmak amacıyla sizler şöyle bir kulağınızı vererek dinlemeye çalışın diyorum. İmkanlarınız ölçüsünde Ramazan-ı Şerif biliyoruz yoğun, kolay değil ama varsa fırsatınız lütfen radyomuzu da takip edin. Sadece bizim programlarımız değil, bütün programlarımızı takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bahsedelim. Instagram, Twitter ve Facebook'ta bizi Diyanet TV yazmak suretiyle takip edebilirsiniz. Orada sizler için paylaştığımız çok güzel bilgiler, belgeler, yorumlar var. Oradan da istifade etme imkanına sahipsiniz. Evet, böylece bugünkü konuklarıma şöyle dönüp hoş geldiniz diyebilirim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, hemen sol yanımda bana göre İzani Turan hocam var. Bursa İl Müftümüz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hoş tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve hemen karşımda da sanatçı dostum, tasavvuf musikisi sanatçısı, müzisyen, çok değerli Agah Terzi kardeşim var. Evet Cüneyt abi. Hoş geldin, sefalar getirdin Agah kardeşim. Evet, bugün hem sohbet edeceğiz hem de musiki ile inşallah bu sohbetimizi taçlandırmaya i̇nşallah. Çalışacağız. Ramazan-ı Şerif'iniz nasıl geçiyor diye şöyle bir sorayım ve üzerinden geçelim kısaca. Önce hocamdan başlayalım. Hocam ne yapıyorsunuz? Bursa'da nasıl çalışmalar? Öncelikle Emir Sultan Diyarı'ndan, Somuncu Baba'dan, Üftada Hazretlerinden, Orhan Gazi'den, Osman Gazi'den selamlarımla başlamak istiyorum. Muhteşem Süleyman'ın bu muhteşem eserinin yanında, hemen yanı başında İstanbul'u bir başka tepeden ve güzel bir eseri temaşa ederek başlayacağımız programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amin. Ve bizleri evlerine misafir eden herkese çok selam ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Gayet iyi geçiyor, hamdolsun. Bereketli geçiyor. Eyvallah. Agah kardeşim sen de yoğunsundur. Son birkaç gün üst üste denk geldi. İşte bugün sabah zaten ancak İstanbul'a gelebildim. Ama bu akşama programın denk gelmesi benim için çok iyi oldu. Bu yorgunluğun üstüne Süleyman'ın bu huzurlu bahçesinde akşam saati iftara doğru. Allah'ın izniyle dinlence olacak bizim için iftara doğru. Huzurla ereceğiz inşallah. Ne güzel, ne güzel. Şeref verdin. Evet hocam, ahlak kavramı tabii çok konuştuğumuz kavramlardan. Ama biz burada özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı üzerine konuşacağız. Ama yine de ahlak kelimesine dair özel bir işaret edeceğiniz husus varsa onu da alabiliriz. Peygamber Efendimiz'in ahlakı deyince ne anlıyoruz? Ahlak kavramında ne anlıyoruz? Allah'ımıza hamd, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selam olsun. Ahlak, huy, seciye, tabiat olarak karşılığını bulan bir kelime. İmam Gazali Hazretleri güzel bir tarifte bulunuyor. Diyor ki, insanın nefsine yerleşen bir melekedir. Fiiller, herhangi bir fikri, emri beklemeden onda tezahür eder. Ancak zuhura gelen fiiller bizatihi kendisi ahlak değildir. O ahlakın yansımalarıdır. Tabii ki ahlak deyince bizler için belirleyici olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hayat tarzı olan ahlakıdır.
Ama biz ahlak kelimesini genellikle güzel ahlak yerine kullanıyoruz sanki. Halbuki sıfatlar olması lazım değil mi hocam? Evet. Yani güzel ahlak, kötü ahlak, ahlakı hamide, ahlakı zemime evet. gibi. Evet. Şimdi bu manada az önce dediğim gibi bazı şeyler bizden kötü bir şekilde zuhur eder. Bazıları da güzel hasletler olarak yansır. Dolayısıyla ahlakın sadece bir tek veçesi yoktur. Yani evet genellikle ahlaklı insan deriz. Evet. Veyahut ahlak denildiği zaman güzel şeyler aklımıza gelir. Ama netice itibariyle bazı insanlardan kötü şeyler de sadır olur. Dolayısıyla biz ahlakın güzeli veyahut da çirkini noktasında şöyle diyoruz. Terbiye edilmiş fıtrata uygun ahlak ki işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurdukları mekarimi ahlak, üstün ahlak, yüce ahlak ve hüsnü hulk dediğimiz ahlak. Öbür taraftan az önce sizin çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz gibi zemimi olan, seyyiye olan ahlaki yapı. Bu manada yani her insanın bir ahlakı vardır. Evet. Ama bu ahlak hangi sınıfa giriyor? Asıl ona önemli olan, asıl belirleyici olan işin bu tarafıdır. Evet, eyvallah. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı dediğimiz zaman ideal ve övülmüş olan, yüce olan, güzel olan, her türlü davranışı kapsayan, insanın fıtratına da uygun olan ahlaktan bahsetmiş oluyoruz. Evet, tabii. Evet, sevgili Agah'a da sormak isterim. Tabii ki siz de musiki ile meşgul olurken hep nutku şerif dediğimiz o femi muhsinlerden zuhur eden güzel şiirleri, naatleri seslendiriyorsunuz. Evet. Ve orada da Peygamber Efendimiz'le ilgili hakikaten onun neredeyse bütün özelliklerini sayan güzel ifadeler var. Evet. Ne dersiniz? Şimdi tam da hocam bahsederken biraz evvel Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakından ne anladığıma gelince güftelerden birazdan değineceğim. Aklımdaki şeyi söylemek istiyorum hemen. Buyurun tabii. Peygamber Efendimiz bildiğimiz gibi yaşayan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de hakeza sözlü yazılı Muhammed'dir. Şimdi bu şekilde olduğu için güzel ahlakın ne olduğunu ölçmek için bir mihenk taşı varsa Peygamber Efendimiz'in hayatındaki davranışları, onun etrafıyla, ashabıyla, müminlerle ve müşriklerle olan diyaloglarının bir bütünü. Buraya mihenk taşı budur. Buraya vuracağız hareketimizi. Eğer uyuyorsa o güzel ahlaktır. Uymuyorsa değildir. Tabii bu ahlak davranışları bir bütün olarak ben bakıyorum. Yaptığı esprilerde bile Peygamber Efendimiz'in hep bir ölçü, hep bir farkındalık ki İslam'a göre, kitaba göre uygun mu, değil mi? Aklıma şey geldi, Peygamber Efendimiz'e yaşlı bir teyze geliyor. Diyor ki, ben cennete girebilecek miyim? Diyor. Evet. Peygamber Efendimiz'e diyor ki, cennete yaşlılar giremeyecek diyor. Tabii teyze burada üzülüyor. Tabii hemen Peygamber Efendimiz onun üzüntüsünü dindirmek için espri yaptığını, yaşlı da ölse cennete genç olarak girebileceğini söylemek için espri yaparken bile bir şey bilgi vermek, aydınlatmak hakikati için espri yapan. Evet. İşte güzel ahlak ya yani espriyi bile boşa kullanmamak belki. Aklıma gelen bu biraz nutku şeriflerde, tevşihlerde Peygamber Efendimizin güzel ahlakından bahsederken biraz sonra da okuyacağımız eserde güzel ahlakı sen itmam eyledin diyor Ünal Ensari. Alemlere evet. rahmet olarak gönderildin. Güzel ahlakı sen itmam eyledin diye bahsediyor. Bir diğer Sezai, Hasan Sezai Gülşen'i de belki daha sonra sohbetin akışı da bizi oraya götürecek. Muhammed'dir cemali hakka mirat, Muhammed'den göründü kendi bizzat diye. Yani Peygamber Efendimiz'in davranışları bizzat Hak Teala'nın bize aynası evet. olduğunu düşünüyorum. Ve Mayan Tükhanil Hava'da olduğu evet. gibi. Evet, eyvallah. Şu anda... Eyvallah, güzel. Evet hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikaten
sevgi bakımından da diğer hiçbir peygambere nasip olmayan, belki hiçbir insana nasip olmayan bir muhabbetle sevildiğini biliyoruz. Ki onu önce Allah sevdi ve sevdirdi şüphesiz. Sonrasında sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduktan sonra onun etrafında iman edip halkalandı. Öyle bir sevgiyle sevdiler ki canlarını, mallarını, analarını, babalarını feda edecek kadar kendilerini Peygamber Efendimiz'le böyle bir sağlam muhabbet ilişkisine soktular. Dolayısıyla onların bu örnekliği bizim için belki insanlık tarihinde de az bulunan örnekliklerdendir. Ne ifade ediyor? Yani sahabe ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arasındaki bu muhabbet ilişkisi. Şimdi az önce Agah Bey'in temas ettiği bir nokta var. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yaşayan Kur'an. Hazreti Ayşe validemiz onun ahlakı Kur'an'dı buyuruyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ yapmadığınız şeyleri neden söylersiniz buyururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de üsve-i hasene olmasının temelinde Resulullah'ın hiçbir meselesi yoktur ki yapmamış olsun ve onu ümmetine tavsiye etmiş olsun. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam ahlakı bizatihi temsilcisi, bizatihi numunesi, bizatihi örneği, yani evet, yaşayanı. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber olmadan önce Muhammedül Emin vasfını sahip. Ama bu durup dururken değil, kendi istediği için değil, öyle olduğu için, emin olduğu için insanlar Muhammed'i emin olarak gördükleri için, davranışlarında hiç zikzak görmedikleri için bizatihi o yörenin insanları tarafından verilen bir payeydi, bir vasıftı bu. Bu bakımdan baktığımız zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam hiç yanıltmadı. Ne zaman? Peygamber olmadan önce de yanıltmadı, peygamber olduktan sonra da yanıltmadı. Hepimiz biliyoruz. Savaşlar oldu, gazveler oldu. Kendisinin huzuruna gelip, ya Resulallah, takatim kesildi. Gücüm yok, imkanım yok. Taş bağladım diyen sahabiye, Allah Resulü kendi vücudunu gösterdi. Sen tek taş bağladın, bende çift taş var. Yani açlıktan dolayı karnıma evet, taş bağladım, artık dayanamıyorum diye geliyorlar diyen diyorsunuz. Diyen sahabiye, evet. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben sizden biriyim. Cenab-ı Hak da öyle buyurmuyor mu? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ aziz. İçinizden biri geldi. Evet. O içinizden biri size çok düşkün. Öylesine düşkün ki adeta sizin için perişan olun. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنٍ kendisini perişan eden bir peygamber. Ümmeti için, ümmetinin durumuna bakan ve onlardan dolayı üzüntü duyan bir peygamber. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca hep emin oldu, hep sadık oldu, hep güvenilen oldu, hep sahabe-i sevilen oldu. Sahabe-i kiramın da güvenini, oradaki halkın da güvenini kazandı değil mi hocam? Tabii. En başından itibaren. Yani niye çok sevildi? Dediğim gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının hiçbir döneminde sahabeyi yanıltacak hiçbir işin, hiçbir sözün yanında olmadı. Dolayısıyla Miraç hadisesi geldiğinde bütün insanlar bir kısmı algı oluşturmaya çalışırken Ebu Bekir ve sahabe eğer Allah Resulü bunu diyorsa kesinlikle doğrudur. Çünkü ona anamız babamız sana feda olsun diyen inanmış bir ümmeti, bir sahabesi vardı. Birinci eser. Evet hocam. Bu bakımdan müminin hayatını belirleyen hususlar
söyledikleriyle efalidir. Söz ağızdan çıkar ama bu kalbi olmalıdır ve bu söz mutlaka fiillere yansımalıdır. Davranışlarına da yansımalıdır. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davranışlarıyla tebliğde bulundu. Sözlü tebliği Resulullah'ın sadece sorulara cevaplarıdır. Asıl tebliğin menbaı Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Resulullah aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı yaşayan olarak, yani canlı Kur'an olarak, canlı Kur'an örneklik olarak, teşkil etti diyorsunuz. Teşkil ettiği için dolayısıyla Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın sevilmesi hayatında hiçbir zikzakın olmamasıyla doğrudan alakalı. Çok önemli bir şey söylediniz hocam. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bizim de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yönünü hakkıyla temsil etmemiz gerekiyor. Aksi halde inandırıcılığımız, eminliğimiz, güvenilirliğimiz zedelenir diyebiliriz. Evet Agah hocam, sizi çok dinlendirdik. Biraz eyvallah. Yani sakinlik, Süleymaniye Camii'nin bahçesi, her şey eyvallah. Çok güzel. Bize bir eserle bu güzelliği ileri seviyeye taşıyabiliriz. Buyurun. Sizin sesinizden peki, güzel inşallah. Bir eser dinleyelim. Sensin dillerde okunan,
Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yunus Emre'miz böyle anlatıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sevgili izleyenler. Diyanet TV ekranlarında iftarı beklerken programımızda Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ve tabii ki onun güzel ahlakını konuşuyoruz. Bizleri Diyanet Radyo'dan da takip etme imkanına sahipsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda bir kez daha hatırlatalım. Instagram, Twitter ve Facebook'ta Diyanet TV yazmanız yeterli. Evet, bugün konuklarımızla Ramazan-ı Şerif'in artık son demlerine doğru yaklaşıyoruz. Son günlerine doğru giriyoruz. İnşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ne tür güzellikler vardı? Bize yansıyan güzellikler neydi? Yansımayanlar neydi? Onları da konuşmaya çalışacağız. Evet hocam, Bursa İl Müftümüz. Siz az önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güvenilir olmasının, emin olmasının ve yapıp ettikleriyle söylemleri arasında bir tenakuzun olmadığının altını çizdiniz özellikle. Ve biz de dedik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak buna ne kadar muhtacız. Muhtacız. Peki o güzellikleri, o sıfatları taşıyabilmek için bizler neler yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi Cenab-ı Hak ve inneke leala hulukin azim buyuruyor Resul-i Zişan Efendimiz'e. Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Elbette ki yüce ahlakın sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en önemli numune. El yevme ekmeltü leküm dineküm'ün muhatap olan mükemmel dinin mükemmel peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi buyuran Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın en güzel edebi temsil eden Resul-i Zişan'ın ümmetiyiz. Evet. Bizim yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözleriyle iki tane rehberimiz var önümüzde. Kur'an-ı Azimuşşan ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Azimuşşan'dan biz temel ilkelerimizi, temel prensiplerimizi alırız. İtikadımızı, amelimizi ve ahlakımızı, ama ahlakımızın yaşayan temsilcisi olarak Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı bir kere örnek işin alırız. Ortasına, merkezine koyarız. Evet. Nasıl hareket etmiştir? Nasıl konuşmuştur? Nasıl yemek yemiştir? Komşuya nasıl muamele etmiştir? İnsanlarla ilişkileri nasıldır? Çünkü Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımlarken وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُوا الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْاَسْفَاقِ. Müşriklerin yegane itirazları şu: sokakta, caddede gezen bir insan mı? Evet, sokakta, caddede gezen, insanların arasında bulunan bir peygamber, yaşayan peygamber, numune olan bir peygamber. Biz eğer ahlak-ı hamide sahibi olacaksak veyahut da üzerimizdeki olan örneklikler varsa bunun menbaında, bunun temelinde Hazreti Muhammed Mustafa olduğu için biz çok güzel ahlaka sahibiz. Çünkü numune almış olduğumuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunun için ne yapacağız? Bunun için şunu yapacağız. Bir kere biz çocuklarımızı yetiştirirken bir peygamber tasavvurunun, bir nebi peygamberinin onların kalbine nakşetmesi için gayret sarf edeceğiz. Buna ilk önce daha ana rahmindeyken belki başlayacağız.
Daha sonra çocuğumuz dünyaya geldiği zaman güzel bir isim. Resulullah'ın beğenmiş olduğu isimleri, onun yakınında tavsiye olan isimleri vereceğiz. Evet. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, seni bu insanlar neden çok seviyorlar biliyor musun ey Ebu Bekir? Bilmiyorum ya Resulallah. Sen beni çok sevdiğin için bu insanlar seni seviyorlar. İşte beni seven, Allah'ın da onları çok sevdiği kişileri sen de sevmek ister misin diye sorusu bugünkü yaşayan insanımızı tanımlıyor. Yani görmeden iman edenler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a görmeden tabi olanlar. Kardeşlerim neyi? Dedikleri, kardeşim dedikleri, Vesselam, evet, değil mi hocam? Kardeşim dedikleri malum çok meşhur bir hadisedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben Havz-ı Kevser'in başında bekliyorum. Kimi ya Resulallah? Kardeşleri mi? Peki iyi ama biz senin neyiniz ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz benim arkadaşlarımsınız. Sahabemsiniz. Onlar benim kardeşlerim. Çünkü onlar görmeden iman ettiler. Onları şöyle karşılayacağım. Havz-ı Kevser'in başında elimde kadeh, içi dolu şerbet ve onlara içirmek için onları sabırsızlıkla bekliyorum. İşte asıl kardeşlerim benim onlardır. Biz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a layık bir ümmet olabilmenin yollarını bize bir kere sözümüzde doğru olacağız. Adaletle evet. olacağız. Bir kere ilişkilerimizde samimi olacağız, ihlaslı olacağız. Bilgi olacağız demiyorum bakın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helaken nas illel alimun. İnsanlar helak olmuşlardır. Alimler istisna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olurlar. Ancak amel edenler istisna. Helekel amilun illel muhlisun. Son zirve budur. Rıdvan makamıdır burası. Amel edenler de helak olurlar. Ancak samimi olanlar, içten olanlar, İhlasla işlerini, amellerini yapanlar istisnadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her şeyi bizim haddimize değil ama saf, mahza ihlastı. Mahza samimiyetti. Bundan dolayı Cenab-ı Hak فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا buyuruyor. Ey Muhammed, sen eğer çok kaba davransaydın, haşin olsaydın, yani senin ahlakın güvenilir olmasaydı, numune olmasaydı, etrafındaki insanlar dağılırlardır. Muhammedun beşer, la kel beşer. Vel huve yakutun beynel hacer denmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir peygamberdir, bir insandır. Ancak sıradan bir insan değildir. Belki taşların arasında çıkan en değerli yakut gibidir. Evet. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elbette ki Mustafa'dır, seçilmiştir. Cenab-ı Hak özel seçmiştir. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse 23 yıllık vahiy döneminde Rabbimiz onu demlemiştir. Yani o dönem içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizatihi yetiştirilmiştir. Birçok sınavlardan geçmiş, birçok sıkıntılar çekmiştir. Tabii. İnsan olarak belki hatta şöyle yani bütün insanlardan daha çok Peygamber Efendimiz sıkıntı çekmiştir. Kesinlikle. Eziyet görmüştür. Tabii. Davası uğruna onun yaşadıkları hakikaten yani dile gelip kolaylıkla anlatılacak cinsten değil şüphesiz. Evet, Agah Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz az önce seslendirdiğiniz güzel eserden Sürçü dolayı. Sürçü lisan ettiysek affola, yol yorgunluğu da var biraz. Estağfurullah, gayet güzeldi. Yüreğinize, sesinize sağlık. Evet. Demiştik ki o naatlerden bahsediyorduk Peygamber Efendimiz'le evet. ilgili yazılmış. Hatta az önce hocamızın ifade ettiği gibi yani Peygamber Efendimiz'le ilgili o bir beşerdir ama her beşer gibi değildir. Tıpkı taşların içerisinde yakut gibi kıymetli bir beşerdir, seçilmiştir demişti. Bunu anlatan çok naatler var. Şairlerimiz, evet. özellikle mutasavvıf şairlerimiz çok şiirler yazmışlar.
Şimdi biraz evvel hocam da söylediği gibi haddimiz olmasa da Peygamber Efendimiz'i methetmek. Çünkü Yüce Allah onu methetmiş. Habibim demiş, alemlere rahmet olarak göndermiş. Biz onun ismini methetmeye çalışan naatleri, onun vasıflarını anlatmaya çalışan hilye-i şerifleri, evet, onun sözlerini hatla yazdığımız hadis-i şerifleri, aslında onu methü sena etmekten ziyade belki kendi yaptığımız sanata güzellik, yücelik katsın diye. Kâne yedâ vasafen nebiyyi de yavaşlar hilye-i şerifler. Peygamber Efendimiz'in vasıflarını. O hilyede Peygamber Efendimiz'in ismiyle bir anlam kazanıyor. Onunla güzelleşiyor. Yoksa haddim mi seni methideyim diye evet, Tillo'nun zannedersem bir eseri var. Haddimiz değil. Ancak onun ismini anmakla güzel söz söyleyebiliyoruz. Kendi şanımızı yüceltmek için Peygamber Efendimiz'in ismini kullanıyoruz. Şefaatini umuyoruz. Ey güzellerden güzel ruhum Muhammed Resul Mustafa, ismini amin anmakla daim her gönül bulur her safa. Gönül bulur safa, şifa. Evet. İşte bu şekilde naat-ı şerifler de bu yolda yazılmış eserler. Peygamber Efendimiz'e onun vasıflarını veyahut da onun yaşamındaki olayları anlatan eserler de var. Naat-ı şerifler metüsena içerir Peygamber Efendimiz'e yazılmış. Bununla ilgili zaten okuduğumuz ilahilerin biz ilahi genel manada söylediğimiz evet, dini içerikli eserleri. Bunun neredeyse yarısından fazlası naat-ı şeriftir. Peygamber Efendimiz'e hürmetimizi, sevgimizi göstermek için yapmış olduğumuz eserlerdir. Bu şekilde bu musiki şinasların, bestekarların, evliyaullahların sevgisini gösterme şekli. Onun dışında herkesin Peygamber Efendimiz'e olan sevgisini göstermek için birçok yol var. Hocam da mutlaka değinecektir ona. Aklıma gelen şeyler bunlar, söylemek istedim yeri gelmişken. Evet, sizin geçen sene mi okumuştunuz hatırlıyorum bir Peygamber Efendimiz'le bayramda çocuklar arasındaki bir çocuk arasında yaşanan evet, hadiseyi hadis-i şerifi evet, seslendirmiştiniz. Biraz ondan bahsedelim. Tabii, kısaca Peygamber Efendimiz bir sabah bayram namazını kılmak için hane-i saadetinden çıkıyor. Evet. Yolda mescide yaklaştığında çocuklar şen şakrak oynarken görüyor. Ama bir evlat kenarda hüzünle onlara bakıyor ve ağlıyor. Tabi Peygamber Efendimiz çok müteessir oluyor bu durumdan. Durumu öğrenmek için yanına gidiyor. Evladım niçin ağlıyorsun diye çocuğa sorunca. Çocuk Peygamber Efendimiz'i çıkaramıyor, tanıyamıyor. Ya sen beni bilmezsin, başımdan git diye haşa tanımadığı için. Tabi Peygamber Efendimiz bunun üstüne diyor ki sen anlat bakalım nedir derdin diye. Benim babam diyor Peygamber Efendimiz'le bir gazada şehit oldu. Ondan sonra annem başka biriyle evlendi. O adam da bizim malımızı yedi, evimizi aldı, bizi sersefil ortada bıraktı. Onun için bayram günü gelince, burada oynayan çocukları görünce ailem, babam aklıma geliyor. Müteessir oluyorum ve ağlıyorum diye Peygamber Efendimiz'e anlatıyor. Tabii Peygamber Efendimiz bu husustan çok etkilendiği için kendisine diyor ki, ister misin ben senin baban olayım? Hazreti Ali amcan olsun, Hazreti Hasan ve Hüseyin kardeşlerin olsun. Deyince çocuk o zaman konuştuğu kişinin Peygamber Efendimiz olduğunu anlıyor. Nasıl istemem ya Resulallah deyince Peygamber Efendimiz onu alıyor, hane-i saadetine gönderiyor. Bayramlık elbiseler giydiriyor, yediriyor, içiriyor ve tekrar oynaması için onu çocukların yanına gönderiyor. Tabii bu sefer diğer çocuklar hayret ediyor. Ya sen bizde oynamıyordun, ağlıyordun, ne oldu şimdi neşe içerisinde geldin? Çocuk da diyor ki benim babam yoktu. Resulullah babam oldu. Annem yoktu. Fatma annemiz annem oldu diye böyle sıralayınca çocuklar da diyor ki keşke bizim babalarımız da gazada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında şehit olsalardı. Şehit olsaydı. Gıpta ediyorlar ona. Tabii gıpta ediyorlar. Hiç sözlerinden aklınızda var mı? Şöyle var. Girişinden küçük bir kuble okusanız burada amenna, sazlara gerek tabii yok. Tabii ben okurum. Yalnız kısa olduğu için yarım kalmasın diye ama kısaca bir tadını hissettirelim. Bir yerinden rastlısı bir sesini alayım sadece. Haracen nebi sallallahu aleyhi ve sellem
يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في إحدى الغزوات مع رسول الله فأمي تزوجت بغير أبي فأكل مالي وأخذ داري فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا ولما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجدد حزني فبكيت. Ay Allah razı olsun. Güzel oldu. Eyvallah. Teşekkür sağ ederiz. Eyvallah. Evet. Bu hadise de hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar merhametli, ne kadar müşfik, yetimleri, yoksulları, fakirleri, eyvallah, kimsesizleri ne kadar koruduğuna dair çok önemli ipuçlar veriyor bize. Bu arada söylemeyi unuttum. Kıssadaki evladımızın ismi Büceyir'di. Peygamber Efendimiz evlatlık edindikten sonra da Beşir ismini koyuyor. Onu evet, da parantez evet, içinde söyleyeyim. Tamam, ben de o zaman bu güzel başlangıçtan sonra bir eser seslendireyim eyvallah, izninizle. Sonra sohbetimize eyvallah, devam edeceğiz. Eyvallah. Mustafa'mız var Ebu Bekir
terzamız var. Muhammed Mustafa'mız var. Resul-i Mücteba'mız var. Muhammed Mustafa'mız var. Resul-i Mücteba'mız var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Muhammed Mustafa'mız var. Resul-i Mücteba'mız var. Muhammed Mustafa'mız var. Resul-i Mücteba'mız var. Hasanımız, Hüseyin'imiz, şehidi Kerbel. Evet sevgili izleyenler, Diyanet TV ekranlarında iftarı beklerken bütün hızıyla devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konu edindik. Gerçekten onun anıldığı, onun zikredildiği her meclis bir gül bahçesine dönüyor. Gönüller huzura, huşuya gark oluyor. Ne güzel, iyi ki Efendimiz var, iyi ki biz ona ümmetiz, iyi ki Müslümanız, iyi ki İbadet ediyoruz, Rabbimizi biliyoruz, ona iman ediyoruz. O kadar büyük nimetler içerisindeyiz ki saymakla bitmez. Bugün yeryüzünde insanlık aslında arayışlarında bizim bu bahsettiğimiz güzelliklerin peşinde ama yanlış şeylerin peşinde hakikati arıyorlar. Diliyoruz ki Rabbimiz onlara da ümmet olmayı, bu şerefi lütfetsin, kendisine kul olmayı lütfetsin, bu güzellikleri tatmayı hepsine nasip etsin. Çünkü biz insanlığın huzuru, insanlığın mutluluğu için çalışan bir peygamberin ümmetiyiz. Evet hocam. Evet. Devam edelim kaldığımız yerden. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kirama bizzat ameliyle, örnekliğiyle kendisini sahiplendirdiğini ve oradan çıkan nur ile de bütün insanlığı aydınlattığını söylemiştik. Şimdi az önce sizin ve değerli dostumuzun okumuş olduğu o güzel ilahinin içerisinde birçok şeyler saklı. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam eden nebiyyur rahme. Ben rahmet peygamberiyim buyuruyor. Şefkat peygamberiyim diyor. O düşmanına bile acıyabilecek, yeri geldiği zaman gözyaşı dökebilecek bir sevgi peygamberi, merhamet peygamberi. Kuşu öldüğü zaman taziye gidebilecek kadar ince yürekli bir insan. Biz sevgiyi numune olan Hazreti Muhammed Mustafa'dan öğrendik.
sevgi deyince, bakınız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neden gönüllerde çok makes bulmuştur? Çok kısa zamanda. Neden anadan babadan her şeyden çok sevilmiştir? Çünkü sevgi gönül ülkesinin kapısından geçilebilecek tek pasaportudur. Bir tek sevgiyle geçebilirsiniz gönüllere. O kapıları kırarak, yıkarak giremezsiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... Sevgi gönüllerin anahtarıdır o zaman. Anahtarı diyelim. İşte evet, şifresi gönül, diyelim. Gönül dünyasına girmek için pasaport sözü biraz daha çok böyle hoşuma gitti. Bir yerde okumuştum. Evet. Ve sevgiyi üç şekilde tarif ediyorlar. İşte çünkülü sevmek. Ondan sonra rağmen sevmek. Rağmen. Rağmen. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her şeye rağmen seven bir peygamber. Ve her şeye rağmen çok sevilen peygamber. Düşününüz İkrime'yi. Düşününüz Vahşi'yi. Ciğerparesi olan amcasını katletmiş. Hem de çok feci bir şekilde. İkrime Ebu Cehil'in bir numaralı evladı. Çok büyük zulümler etmiş. Sümame denen bir zat var. Resulullah'ın ismi anıldığı zaman tahammül edemiyor. Ve onu İslam'a davet ettiği zaman bir daha duyarsam bu sözü, ey Muhammed seni katlederim, öldürürüm. Sakın ola ki bana bunu yapmayasın. O Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye geldiği zaman, Fatih olarak geldiğinde kendisine en büyük düşmanlık besleyen insanların evine de sığınanların af edileceğini, onlara da dokunulmayacağını, Ebu Süfyan'ın evine girenlere dokunulmayacağını beyan ediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam اَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Hani yaşayan Kur'an'dı ya, Resulullah başkasına işaret etmiyordu. Şöyle yap, böyle yap. Evet, bunu söylüyordu. Ama bütün işaret ettiklerinde Resulullah kendine parmağı çeviriyor ve o söylediklerinin tümünü Resulullah hayatıyla sergiliyordu. İşte onun için Taif'ten döndüğü zaman Zeyd bin Harise, Zeyd bin Malik diyor ki, ya Resulallah çok sıkıntı yaşadın. Yani suçun neydi? İnsanları tevhide davet etmekten başka suçun neydi ya Resulallah? Bir beddua edin. Hayır, onların nesillerinden birisi gelebilir ve tevhide eli olabilir. Dolayısıyla ben ona beddua edemem. Sadece ve sadece onların hidayetini dilerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir dava, bir ideal insan. Dava ve ideal olan insanların her türlü hareketi kontrol altındadır. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha fazla bilinir. Hayatı insanların huzurunda olan, gözünün önünde olan başka hiçbir şöhretli insan yoktur. Şöyle düşünelim Mustafa Bey, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak فَقَدْ لَبِثْتُ ف۪يكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ buyuruyor. Yani Resulullah'a Cenab-ı Hak diyor ki, ey peygamberim, bu etrafındaki olanlara söyle diyor. Ben sizin aranızda yetiştim. Sizden biri olarak çıktım. Bende ne tür bir kusur buldunuz? Ne tür bir eksik hissettiniz? En zor zamanlarınızda, en sıkıntılı dönemlerinizde bile ben güvenilen liman değil miydim? En önemli emanetlerinizi bana teslim etmiş değil miydiniz? Evet. Ve süre bitti mi yoksa? Buyurun, ha, tamamlayalım. Tamam, peki tamamlayalım. Şimdi Ebu Süfyan Şam'a gidiyor ticaret için. Orada oranın valisi bir takım sorular soruyor Hazreti Peygamber hakkında. Bütün sorduğu sorulara olumlu cevap veriyor. Yanında bulunanlar diyorlar ki, ey Süfyan, sen peygamberi sevmesin. Onun baş düşmanısın. Ama ne kadar methü sena varsa da bunları yaptın.
Evet. Diyor ki yapmayacaktım bunları ama siz yanımdaydınız. Korktum, beni yalanlarsınız. Aksi bir şey söylersem siz bana şahitlik etmezsiniz. Yalancı çıkarım, mahcup olurum diye mecburen olduğu gibi aktarmak evet, durumunda Allah kaldı. İşte doğruları söyletiyor Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam evet. hakkında. Evet hocam, biz her gün bir ile bağlanıyoruz. Şu anda o bağlantı vaktimiz geldi. Eyvallah. Sohbetin güzel bir noktasındaydık. Eyvallah. İnşallah devam edeceğiz. Ama önce bağlantımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün Bilecik'te manevi hayatı, Ramazan atmosferini, Ramazan coşkusunu bize Abdullah Kasım Aytekin kardeşimiz aktaracak. Şimdi kendisini selamlıyoruz ve oradan aktaracağı güzel bilgilerle izleyenlerimizi baş başa bırakıyoruz. Evet, aleykümselam diyerek başlayalım Mustafa Demirci. Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarının atıldığı, atamızın yadigarı, ecdadımızın mirası olan bir yerdeyiz. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi Bilecik'teyiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren bizler Bilecik'e geldik ve çeşitli yerleri sizler için görüntülemeye çalıştık. Kameraman arkadaşım Uğur Koşak'ın görüntüleriyle işte türbeler vardı, türbeleri gezdik, tarihi camilerini gezdik. Çok güzel bir atmosferin olduğunu söyleyebiliriz Bilecik'te ve cennet vatanımızın aslında bütün şehirleri güzel ama Bilecik'in tabii ki biraz daha ne diyelim tarihi önemi var diyelim. Gerçekten çok güzel bir şehir. Hani sorarlar ya hep işte çok gezen mi çok okuyan mı diye. Ben şöyle bir bakış açısıyla bakıyorum olaya. Hem çok gezen hem de çok okuyan diyelim. Çünkü burada tarihi yerleri görüyorsunuz ama kitaplarda okuduğunuzdan biraz daha farklı oluyor. O yüzden hem gezerek hem okuyarak öğrenmek şüpheziz daha güzel. Peki şu anda neredeyiz? Hemen ondan bahsedelim kısaca. Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçük Elmalı Köyü'nde 21 yıldır geleneksel hale gelen bir program var Mustafa Demirci. Biraz sonra kameraman arkadaşım Uğur Koçak sizlere gösterecek buradaki atmosferi. 21 yıldır buradaki köy halkı, mahalle sakinleri her gün birisi olarak mahallenin camisinde toplanarak burada iftar veriyor ve 21 yıldır yapılıyor bu program ve hatta bununla da kalmadı, buranın ayrı bir önemi var. Önümüzdeki senenin Ramazan ayında kimler iftar verecek bu mahallede, onların listesi bile hazırlandı. O listeyi hemen sizlere göstermek istiyorum. İşte görüyorsunuz 2020 yılının iftar listesi bile hazır Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçük Elmalı Köyü'nde. Peki bu güzellikler yaşanırken Bilecik'te başka ne tür güzellikler var? İşte bu sorunun cevabını da Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş'tan alacağız. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Sizler de kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin şehri Bilecik'e hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzel bir etkinliğin tam ortasındayız. Arkada işte saat dakikalar kaldı desek aslında yanlış bir ifade kullanmamış oluruz iftar saatiyle alakalı. Çok güzel etkinlikler yapılıyor. Evet. Bunlardan bir tanesindeyiz. Başka neler yapılıyor Bilecik'te? İl Müftülüğü Ramazan ayında neler yapıyor? Öncelikle Şeyh Edebali'nin dergahından, Ertuğrul Gazi'nin sancağından bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu güzellikler ilimizin tamamında şu anda yaşanan güzellikler. Ecdadın birlik ve beraberlik ruhu, meveddeti, muhabbeti, paylaşması, bölüşmesi, dayanışması bu iftar sofralarına yansıyor. Bugün Bilecik'in hemen hemen hangi köyüne giderseniz gidin, aynı manzarayla karşılaşırsınız. Bu Ramazan'ın bir özelliği daha var. Hıdrellez mevsimine denk geldi. Hıdrellez'de bütün köylerimizde programlar yapılıyordu. Kaynaşmaya, buluşmaya vesile oluyordu bu programlar. Bu sene Ramazan'a denk gelmesi münasebetiyle bu programlar iftar vakitlerine taşındı. Neredeyse Ramazan'ın başından beri bu programları icra etmeyen köyümüz kalmadı. Gerek şehir merkezinde gerekse köylerimizde bu gibi iftarlar veriliyor. Çevre köyler bir araya geliyorlar. Orada bir dayanışma oluyor. Bizler de müftülük olarak ekibimizle beraber
vaizlerimiz, Kur'an kursu öğrencilerimiz, hafızlarımızla beraber bu programlara iştirak ediyoruz. Vatandaşa manevi bir hava, manevi bir haz yaşatmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Rabbime şükürler olsun, şu ana kadar yaşamış olduğumuz Ramazan gerçekten ruhuna uygun, bizi manevi olarak tatmin eden bir tarzda devam ediyor. İnşallah, ümit ediyorum bu şekilde hizmetlerimizi devam ettireceğiz Allah nasip ederse. İnşallah. Efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl infak olarak belirledi Ramazan temasını. Bununla ilgili neler yapılır Bilecik'te? Evet, infak konusu bu sene başkanlığımızın çok isabetli bir kararı oldu. Çünkü infak bizim medeniyetimizin temeli. Yani vakıflar kurmuşuz. Kuşlara bakmaya varıncaya kadar, bekar kızları evlendirmeye, çeyizlerini temin edinceye kadar vakıflar kurmuşuz. Bu infak geleneğinin devam ettirilmesi bakımından bu senenin bu konuyu ele almış olması, gerçekten bu sene bu konunun ele alınması gerçekten önemliydi. Siz az önce bir liste gösterdiniz, küçük Elmalı Köyü'nün gelecek sene iftar listesini. Gerçekten vatandaşımız bu konuda eğer bir gayret, bir çaba, bir aşk, şevk görürse onun ikmalini tamamlıyor. Onun ikmalini kendisi yapıyor. Bugün bizim yatılı Kur'an kursumuzda, Osmanlı yatılı Kur'an kursumuzda 45'e yakın hafızımız var. Onların da şu anda bütün sahurları da dahil olmak üzere vatandaş tarafından satın alınmış vaziyette. Yani iftarlarını kendileri veriyorlar, sahurlarını kendileri veriyor. Aileleriyle beraber geliyorlar, şeye katılıyorlar. İftarlara o çocuklarla, hafızlarımızla beraber iftar yapıyorlar. Ve burada gerçekten muazzam bir kaynaşma meydana geliyor. Ayrıca şu anda bizim Dursun Fakih Camimizin bahçesinde yaklaşık 60-70'e yakın her gün açık soframız var, iyilik soframız var. Orada mülteci kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz, esnaf kardeşlerimiz ve o iftarı her gün bir esnaf kardeşimiz veriyor. Veren kardeşlerimiz orada bir arada oluyorlar. Böylece Ramazan'ın ruhuna uygun, infakın yaygınlaşmasına uygun bir çalışma, bir gayret içerisindeyiz. Bir de şehrin merkezinde infakla ilgili beklenen sizsiniz adı altında bir standımız var şu anda kurulmuş vaziyette. Vatandaşlarımızı orada bilgilendiriyoruz, broşürler dağıtıyoruz ve infaklarını yapma konusunda, zekatlarını verme, fitrelerini verme ve sadaka verme konusunda onları bilgilendiriyoruz. İnşallah, ümit ediyoruz ki bu gayret, Türkiye genelinde yapılan bu gayret, medeniyetimizin temelini oluşturan bu infak konusunda bizi yeniden heyecanlandırır, yeniden bir hareket geçirir ve böylece medeniyetimizin köklerine ulaşır. Oradan inşallah yeniden ayak buluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İçin. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Cenab-ı Hak Teala gayretlerinizi boşa çıkarmasın, sayenizi meşgul eylesin. Güzel duaya anca amin düşer. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, Mustafa Demirci, biraz önce de bahsettiğimiz gibi Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçük Elmalı Köyü'ndeyiz. 21 yıldır devam eden bir geleneksel programı sizlere aktarmaya çalıştı kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte. Sözü daha fazla da uzatmayalım. İftar saatine artık sadece dakikalar kaldı. Sözü İstanbul'a size bırakalım. Evet, Abdullah Kasım kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bu güzel bilgiler için, oradaki Ramazan atmosferini ekranlarımıza taşıdığı için. Sevgili izleyenler, Diyanet TV ekranlarında iftarı beklerken bütün hızıyla devam ediyor ve biz burada bugün çok önemli bir konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından, güzel ahlakından bahsediyoruz ve bu güzel ahlakını nasıl ümmeti olarak üzerimizde taşıyabiliriz? Taşımamızı sağlayacak yollar nelerdir? Bunları masaya yatırdık tabiri caizse. Hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikaten çok mücadeleci bir insandı aynı zamanda. Tabii müşfikti, rahmet peygamberiydi ama aynı zamanda da müthiş bir mücadele ruhu vardı. Tek başına çıktı ve o toplumda davasını, canı, malı, her şeyi uğruna savundu ve kabul ettirdi. Oradan yeryüzüne milyarları bulan bir ümmet çıkardı. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Yani tabii ki bunun üzerine çok bir şey söylenebilir mi? 23 yıl içerisinde Arap Yarımadası'nın dışına taşan bir ümmet yapısı.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam az önce de söylediğim gibi söyleyen değil, yaşayan bir peygamber olarak ve inanan bir peygamber olarak, davasının mümini olan, âmener Resul, imâ unzile ileyhim, buradan kaynaklı olarak söylüyorum, davasının mümini olarak ortaya çıktı. Onun için kendisine birçok teklifler getirildi, biliyoruz. Evet. İşte ilk peygamberlik döneminde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı, sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz, buna muktedir olsanız bu davadan vazgeçiremezsiniz. Resulullah aleyhissalatu vesselam inanmadığı ve inandırılmadığı hiçbir davanın peşinden olmadı. Güvendirici burada. O üdü ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mevzetil hasenetinin sahibiydi. İşte Uhud'daki hadise en zor anıdır. Resulullah adeta yaralanmıştır, berelenmiştir. Sahabe dağılacağı zaman ey falanca isim vererek filanca ben şuradayım. Bu sözünü aynı zamanda müşrikler duyuyorlar. Çekinmeden, meydan okuyarak. Ben falanca yerdeyim. Topladın buraya. Buraya gelin diyen ve davasının peşinden koşturan Resulullah aleyhissalatu vesselam, yani ümmetinin dışında herhangi bir eylemde bulunan birisi değil. Az önceki vermiş olduğumuz bir misal vardı. Bunun çok çok değişik versiyonları var. Resulullah aleyhissalatu vesselam adeta insanlar için bir mektep, bir okul. İnsanlar için bir ekol aynı zamanda. İnsanlar için numune-i imtisal. İşte mücadele alanında da böyle. Yani davasını sahiplenme, davasını yürütme noktasında da Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim için müthiş bir örnektir. Örnek, bütün evet mi? Hocam. Bu arada sevgili izleyenlerimiz hatırlatalım. Ankara için iftar vakti oldu. Ve efendim Ankara'da bizi izleyen, Diyanet TV ekranlarında bizi izleyen sevgili izleyenlerimize biz buradan afiyet olsun diyoruz. Rabbimiz tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Sofranıza bereket versin. Gönlünüze muhabbet, inşirah versin. Ailenize saadetler lütfetsin. Evet, biz de inşallah Süleymaniye Camii'nin hemen yanı başında İstanbul için iftar vaktini bekleyeceğiz ve oruçlarımızı birlikte açacağız. O vakte kadar sohbetimize devam edeceğiz efendim. İnşallah. Evet hocam, o mücadeleden örnek veriyordunuz. Oradan evet, devam edelim kısaca. Şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yani derdi neydi, sıkıntısı neydi? Çok sevilendi. Hilful Fudul gibi bir cemiyeti kurmuş. Zaten başlara tac olmuş. Hiçbir problem yok. Kabe'de niza oluyor. Onu çözen hakem konumunda, müracaat edilen kişi olarak. Ve bir gün Safa Tepesi'ne çıkıyor. Oradan ilan ediyor. Neye rağmen? Hayatı pahasına. Hayatını ortaya koyarak. Mücadelenin en büyüğü burada başlıyor bir kere. Yani orada en yakınları sırt çeviriyorlar Resulullah'a. Akrabaları bile sırt çeviriyorlar. Akrabaları sırt evet, çeviriyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la sohbeti, muhabbeti olanlar ilişkilerini kesiyorlar. 3 yıl gibi bir boykota tabi tutuyorlar. Yeme, içme noktasında alacak imkanınız var ama alamıyorsunuz. Onunla beraber sahabe-i kiram, meta Nasrullah diyor. Ya Resulallah, bizim suçumuz ne? Yani biz iman ettik Allah'ımıza, peygamberimize, böyle bir suç mu işledik? Bu zulüm ne zamana kadar devam edecek? Ve zulmün her çeşidi. Resulullah aleyhissalatü vesselama yapılan işkenceleri biliyoruz. Evet. Üzerine atılan laşeleri biliyoruz. Bütün bunlara rağmen Fatıma validemiz geliyor. Ya babacığım, nedir bu halin? Çok üzüntü duyuyorum. Yani neden bunu sana yapıyorlar?
sen kime ne kötülük yaptın? Hazreti Hatice validemizin dediği sözlerin bir nevi tekrarını yapıyor. Ben peygamberliğimi ilan edeceğim ama endişeleniyorum. Hatice dediğinde sen kimseye kötülük yapmadın ki. Akrabayı gözettin. Dostlarını dost bildin. Kimseye düşmanlığın yok. Herkese iyiliğin var. Sana ne tür bir kötülük? Herkes sana tabi olur denilen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, gelin şu putları terk edin. Bırakın batılın peşinden koşmayı. Batılla beraber olmayı bırakın, tevhide gelin. Yani cehennemi bırakın da cennete gelin denildiği, cennete davet eden Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık var ve müthiş bir mücadele var. Ama bu noktada Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e gelen bütün tekliflerde bu benim davam değil. Benim herhangi bir talebim veyahut da herhangi bir arzum yok. Kişisel bir beklentim yok. Elüküm aleyhi min ecr. Hatta kul ma seeltüküm min ecrin min şeyin. Senden herhangi bir şey istemiyorum sizden diyor. Eğer bir şey varsa o da sizin olsun. Ben sadece sizin için. Mustafa evet. Bey, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi çok hem mücadeleci olmasını, hem merhamet peygamber olmasını, hem de bize dava noktasında, misyon noktasında müthiş bir numuneyi içermesi bakımından önemlidir. Hani şöyle diyor, ey ümmetim ben size şu olayda olduğu gibiyim. Büyük bir ateş, müthiş ateş yanıyor. Oraya etrafında dönen işte kelebekler gibi ateşe aşık olan ve onlar aman ateşe düşmesin diye ateşin başında onları uzaklaştırmaya çalışan bir insanım ben diyor. Evet, benim ümmetim, benim durumum bu diyor. Benim yani durumum sizin... size karşı evet sizi koruyan, kollayan, size merhamet eden gidişat bu gidişat değil. Bu yol bu iyi bir yol değil. Ey ümmetim bakın sonu azaptır. Sonu perişanlıktır diyen bir konumdayım. Evet. Diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ne güzel ateşin bir örnekle de açıklıyor Efendimiz. Agah kardeşimiz epey siz suskun kaldınız. Bence bir eser mi seslendirsek önce onun tabii, üzerine tabii. mi konuşsak? Tabii seslendirelim. Hazır Peygamber evet. Efendimiz'den böyle güzel hocam bahsederken yine Ünal Ensari'nin bir eserinde da çok güzel Peygamber Efendimiz'i anlatmış, methetmeye çalışmış. Alemlere rahmet olarak geldin diye evet. bir eser var. Onu biz de üstüne okuyalım. Güzel olur. Devam olsun. Buyurun. Eyvallah. Thank you.
Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minberi iklimi bekada, hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada, gülbank-ı kudumun çekilir arş-ı hudada, esma-i şerifin anılır arzu semada, sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümiddeyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ağyare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile düzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma,
sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Evet efendim, Şeyh Galip'in bu güzel natiyle ben de ilham aldım Agah kardeşimizin okuduğu güzel eserden. Devam ettirmek istedim. Gerçekten öyle güzel şeyler söylüyorlar ki insan böyle hani yeni tabirle kal geliyor diyor ya. Ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söz konusu olunca. Az önceki ilahide de ne kadar güzel şeyler söylüyor. Evet. Hatırlıyor musunuz sözlerini Agah Beyciğim? Alemlere rahmet olarak okuduğumuz tabii. Alemlere rahmet olarak geldin. Güzel ahlakı sen itmam eyledin. Evet, biz aslında özetliyor değil mi? Evet. Güzel ahlakı sen itmam eyledin. Bizlere şefaat ya Resulallah diye devam ediyor. Onun ümmeti olmayı öven, onun ümmeti olmakla şeref duyduğumuzu anlatan birçok eserlerden bir tanesi. Hocam ona ümmet olmak gerçekten övünülecek bir şey değil mi? Büyük bir bahtiyarlık. Allah'a hamdolsun ki bizi Müslümanlardan ve Hazreti Muhammed'e Mustafa'ya ümmet olanlardan kıldığı için. Ve böyle bir ülkede, böyle bir ortamda yaşattığı için. Efendim evet. Sevgi sözde olmaz. Hani şöyle bir şey anlatılır. Derler ki Mecnun Leyla'ya aşık olmuş. Ancak Leyla öyle çok bahsedildiği kadar çok çok güzel birisi değil. Evet. Bir gün demişler ki Mecnun demişler veyahut da ismi belki farklıydı. Yani niye bu kadar feveran ediyorsun? Peşine düşmüş olduğun çok da matah birisi değil. Daha başkaları var. Neleri var neleri. Siz onu bir de benim gözümle görün demiş. Mecnun'un yüreği, kalbi, gözü, her şeyi Leyla'sı olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek aşktır. Aşık, maşuk da fenafil olmak gerekir. Vitrinleri süslemekle olmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak, onun yaşantısını yaşantı bilmek. Ahlakını ahlak bilmek. Ticaretini ticaret bilmek. Komşusunu komşu bilmek. Kısaca en başa dönüyoruz. Kur'an ahlakını ahlak bilerek tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla Resulullah'ın beslenmiş olduğu o menba, o çeşmeyle yıkanmak gerekiyor. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam bizim hayatımızın neresinde? Evet, belki çok güzel edebi olarak anlatabiliyoruz, konuşuyoruz. Ancak işte o sokakta görmüş olduğumuz ki şu anda çok muhacirlerimiz var. Allah'a şükrediyoruz bizi vatansız bırakmadığı için. Devletimiz olduğu için şükürler olsun. Ensar muhacir kardeşliğinden bahsediyoruz ama bu kardeşliği ne derece sokaklara, neresindeyiz? Caddelere, yani Ramazan'da belki yansıtabiliyoruz. Evet. Ramazan'da belki bir nebze şey yapıyoruz. Ama onun ötesinde nereden geldi bu insanlar? Başımızın belası mıdır? Nedir dediklerimiz az mıdır? Bu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ahlakıyla, onun insanlara olan sevgisiyle ne kadar bağdaşıyor? Neresindeyiz? Evet, bu arada hocam ezan-ı Muhammedi de okundum, okunuyorum diyor. Biz uzaktan sesini duyuyoruz. Evet. İftar sevinci için çok az bir süre kaldı. Evet. Şimdi biz Süleymaniye Camii'mizin o muhteşem minarelerinden yükselecek ezanı, iftar ezanını bekliyoruz. Sanırım birazdan o sesi de duyacağız ve inşallah 21. orucumuz mu bugün yanılmıyorsam? 21 bitti. Evet, 21. Evet, bugün 22 inşallah tamamlamış olacağız. Evet sevgili izleyenler, İstanbul için iftar vakti. Afiyet olsun. Rabbimiz tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hemen ezan-ı Muhammedi'den sonra yeniden birlikte olacağız. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
Evet efendim, biz de orucumuzu açtık. Allah'a hamdolsun. Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk. Sana yöneldik. Sana güvendik. Sana tevekkül ettik ve yine senin vermiş olduğun rızıklarla iftarımızı yaptık. Tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Kıldığımız namazlarımızı kabul eyle. Bizi de senin huzurunda, dergah-ı izzetinde ibadetleri en güzel şekilde kabul edilenler zümresine ilhak eyle. Amin. Kusurlarımızı bağışla. Bilerek, bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı lütfen bağışla, affet ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'in içerisinde rahmetinle, mağfiretinle bizi temizledin. Sonunda cehenneminden de azad olmayı şu son 10 günde ümit ediyoruz. Amin. Bunun için sana içtenlikle, samimiyetle dua ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Biliyoruz ki sen affedicisin ve affı seversin. Bizleri de ne olur bağışla ya Rabbi. Evet sevgili izleyenler, Rabbimizden duamız, niyazımız her zaman budur. Biliyoruz ki Rabbimiz dualarımıza mutlaka cevap verecektir. İnşallah hepimiz bu Ramazan ayının sonunda affedilenlerden, bağışlananlardan oluruz diyoruz. İnşallah. Evet hocam, duamızı da yapmış Allah olduk biraz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii bayram da geliyor. Bayramda çocukları sevindirdiğini biliyoruz. Ve Peygamberimizin sevgisini özellikle çocuklarımıza aktarmak çok önemli. Çünkü gelecek onların gönüllerinin, onların kalplerinin götürdüğü yerde şekillenecek. Evet. Nereye evrilecekleriyle çok alakalı. Bu yüzden çocuklarımıza peygamber sevgisini aşılamak adına nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi dün akşam Ulu Cami'de teravihi kıldık. Devlet evet. büyüklerimizden gelenler vardı. Tabii teravih esnasında çocuklarımız Ulu Cami'de bir sağa bir sola koşturdular. Hanımefendi, ya çocuklar çok fazla gürültü yaptı, çok koştular. Bunların anaları, babaları biraz daha sahip çıkmalı değil mi? Belki sahip çıkmalı. Dedi ki, bu çocuklar bizim gelecek cemaatimiz. Evet. Şu anda bulunanlar, elde mevcut olanlar. Bunlar ise onların yerine halife olacak cemaatimiz. Ve Ulu Cami'de bizim çocuklara dokunulmazlık hakkı vermiş olduğumuz en önemli camilerimizden bir tanesi. Bir kere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çocukları gördüğü zaman onlara tepeden konuşmaz. Hepimiz biliyoruz. Çocuk gibi davranırdı. Evet. Onların şöyle seviyesine iniyor, diz çöküyor, ruberu, göz göze konuşuyor. Evet. Biz kendi çocuklarımıza selam veriyor muyuz? Veyahut da sokakta, caddede gezerken hangi çocuğa selam veriyoruz? Çocuklarımızla ilgi, alakamız, onlar hakkındaki, onların gelecekle ilgili peygamber tasavvuru noktasında çocuklarımıza neler veriyoruz? Biz bunlara bir yeniden bakmak durumundayız. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, ev ahlakını kendi evimize hakim kılmak mecburiyetindeyiz. Ailemizde olabilir, çocuklarımızda olabilir. Çocuklarımıza büyük küçük demeden şöyle deniyor. Erkek çocuklar daha ziyade böyle kahramanlık meselelerini çok önemserler. Onlara değer verirler. Bu tür şeyler anlattığınız zaman mesela Resulullah'ın falanca harpte şöyle oldu. Şöyle başarılar evet. elde ettiğiniz zaman erkek çocuklar buna çok değer verirmiş. Fakat kız çocuklar daha çok hissiyata, Resulullah'ın merhametine az önceki çocuklu evet, olan münasebetimi. İşte Mekke'nin fethine gelirken, çok affedersiniz, bir kelbin yavrusunu emzirirken ordusuna yol değiştirmesinden. Dolayısıyla rol model olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı büyütü, bütün
hayatının veçeleriyle, cepheleriyle biz çocuklarımıza tabiri caizse böyle aspirin gibi yedirmeliyiz. Bu bilgileri aktarmalıyız, davranışlarını tabii, Efendimizin tabii. Onlara öğretmeliyiz diyoruz. Biz sevgili hocam, sevgili izleyenlerimize de açıklamış olalım. Şimdi beraber bir eser seslendireceğiz sevgili Agah'la. Onun için sizden izin alalım. Estağfurullah. Ve eserimizi seslendikten sonra da Edirne ezanına kadar vaktimiz var. Buyurun. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Sevgili izleyenler, Diyanet TV ekranlarında iftarı beklerken programımızın sonuna geldik. Necip Karakaya'nın sunduğu Bereket Vakfı'nda bu akşam yaz Kur'an kursları, Kur'an öğretimi, Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, yine doçent doktor Mahmut Zengin, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi konukları izlemenizi tavsiye ediyoruz ve biz de inşallah izleyeceğiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Nefesinize sağlık. Estağfurullah. Bugün gönlümüzü şen ettiniz. Bu güzel sohbetimizde bizlere çok önemli bilgiler verdiniz ve duygular yaşattınız. Estağfurullah. Böylece programımızın artık ezan vakti de, yani Edirne için
ezan vakti de gelmek üzere ya da gelmiş olabilir. Evet, Edirne'ye de selamlar, sevgiler efendim. Allah kabul etsin tuttuğunuz, tuttuğumuz oruçları diyoruz. Sevgili izleyenler, Diyanet TV ekranlarında iftar beklerken programımızın bugün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Lütfen biz iftarı beklerken siz de bizi bekletmeyiniz, ekranlarınızın başında olunuz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.